Siz içersiniz. Ben sizi gel koydum. Başka yok mu? Evet sevgili seyirciler, biz daha ayağımızı attık, selamımızı verdik. Dostumuz hemen bize süt ikram etti. Çok rahmet. Sağ olun. Yüzyıllardır, hatta bin yıllardır bu topraklarda cılkı sütü içilir, at sütü içilir. Ve insanlar gelirler özellikle Mayıs ayının sonunda, Haziran ayının ilk haftalarında bu sütleri içerek şifa bulmaya çalışırlar. Atları barındıran bu ağılara saray adını vermişler. Yani onları saraylarda ağırlıyorlar. Çünkü bu atlar Kırgızlar için çok şey ifade ediyor. At bir anlamda Kırgızların can yoldaşı. İşte burada da bunun tipik bir numunesini görüyoruz. Hem bir ekmek kapısı, bir bereket kapısı. Bu atları sağıyorlar. Yoldan gelip geçen insanlar geliyorlar burada sütü alarak içiyorlar. Ve onlar bir rızık parası, ekmek parası kazanıyor. Bir yandan da Kırgızistan'daki turizme de katkı sağlamış oluyorlar. Sadece Kırgızlar değil, buraya gelen Avrupa ülkelerinden, farklı coğrafyalardan gelen insanlar da bu sütü içerek şifa bulmaya çalışırlar. Ece cılkın sütü 1 litre kaç turat sizde? 1 litre 70 son. 70 son. Yani 1 litre deyim sütü 70 son. 2 dolar yaklaşık efendim. Kaç cılkınız var? 30 var. 30 cılkınız var. Yani 30 adı. Hayır. Kanday? 30 cılkının içinden 10 cılkı. Hayır. 30 cılkının içine yani 30 adın içine sadece 10 tane sütü veriyor. Toplam kaç litre veriyor? 40 litre 50 litre geçeyin alas. Yani 10 dedim. 10 cılkı günde 40 litre benim sütü veriyor. Gece hazır bu cılkıları alar Karaganda emni bulur. Emni kılasınlar, kesesinler ve ceysinler ve emni bulur. Satasınlar mı? Ne? Yani satat. Ceylişe yok. Ceylet. Kesip ceysin. Ne? Soyup, temirtip. Ece'nin söylediği gibi bu atlar sonra sütü vermeyince ya satılacak ya kesilecek biliyorsunuz. Kırgızlar yani biz hepimiz at eti yiyoruz. Çok da güzel bir at eti. Tavsiye ederim size. Asistanımız Asiye çok güzel anlattı. Biz diyor Kırgızlar bu atları çok severiz diyor. Eğer süt vermese de kesip yeriz diyor. Hiç affetmeyiz. Ve bize de tavsiye ediyor at etini. Ben tadını az çok biliyorum ama genelde Türkiye'de yemediği için çoğu vatandaşımız bilmiyor. At eti de genelde yemiyor Türkiye'de. Şimdi özellikle bu aylarda mı? Mayıs ayının sonu ve Haziran ayının ilk haftalarında mı bu süt içilir? Diğer zamanlar içilse olmaz mı? Mesela 2 ay sonra olmaz mı? Olmaz mı? İlk güzel Mayıs ayı istiyorsun. Kaçı aylarını sayasınlar? Eylül, Ağustos. Şimdi Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos'un başta olabilir. Ama genellikle 2 ayın içinde sayılır ve millet yani Haziran ayının tamamında içilebilir. Yani biz Haziran ayının sonunda da gelsek bu sütü içsek faydasını görürüz. Evet dostumuz var şimdi yanımızda. Siz süt içmeye geldiniz. Her yıl gelir misiniz buraya? Aydır geliyorum. Kaç litre içiyorsunuz bir yılda? Bir yılda mı bir günde mi? Bir günde. Göbek maşallah. Bir günde bir yarım iki litre süt içeriz.
Peki süt içtiğiniz zaman, süt içtiğiniz vakit yanında şaşlık, mantı onlar da yiyor musunuz? Onlar cinsel, usul süt içken malda bulmuyor. Buldegin, süt içtiğiniz zaman olmaz. Buldegin boğurma faydası var. Vitamini göp. Böbreğe faydası var. Doğru, var. Ciğerlere faydası var. Yüreğe faydası var. Boğurdağı öt var mı? Öt. Usul öt tövü taş var. Şu taşla yiyetip çıkarır. Böğrekli tazalayır. Büt organizmde kanın cürgön tamırlardan bardağını tazalayır. Siz adınız? Benim adım Rıspek. Rıspek. Cumuşunuz nedir? Ne iş yapıyorsunuz? Ben malda dargır, mal doktor. Doktorsunuz? Doktor, mal doktoru. Ha, veterinersiniz siz. Veteriner. Tamam. Evet, Rüzbek değil mi? Rüzbek. Rüzbek. Rüzbek dostumuz bir veteriner, hayvan doktoru. Her yıl diyor ben gelirim, bu sütleri içerim diyor, şifa bulmaya çalışırım. Rüzbek Bey'in anlattığına göre bu süt, at sütü, biz at sütü diyoruz, onlar cılkı sütü diyor, beğeni sütü diyor. Özellikle böbreğe, böbrek taşlarına çok iyi gelir. O sütü sürekli içen insanların böbreklerine diyor taş kalmaz, taşları düşürür, daha kolay düşürür. Yine yüreğe, kalbe çok faydasının olduğunu söylüyor, ciğerlere çok faydasının olduğunu söylüyor. Yani burada gelip 15 gün kalan, bu dağların muhteşem oksijenini, havasını, suyunu teneffüs eden bir insanın şifa bulmaması mümkün değil. Ben şahsen kendi adıma gelip bu dağlarda süt içip şifa bulan çok adam tanıdım. Peki Rüzbek Bey dostum, bu atlar sağlıklı mı? Bunlar yavşı atlar mı? Siz veterinersiniz. Nasıl? Bunlardan bardağı veteriner. Bunların kontrolleri yapılıyor mu? Kontroller bu derde veterinerde kontrol voltrat. Veterinerler kontrol ediyor devamlı. Tek şere, ekspertizana net kuruyor. Anangin cahitka çıkarır. Bizim cahitler de oğru köp oldu. Evet. Onda cılkı oğru var. Uşundaydı. Bu hayvanlar, bu atlar burada beslendiği için, yaşadığı için fazla hastalanamazlar. Gerektiği zamanlarda doktorlar gelirler ve gerekirse bütün ilaçları verirler. Çünkü pek çok ülkelerden turistler geliyor, arkadaşlar geliyor, vatandaşlar geliyor ve bunun için insanların faydaları alabilmek için hayvanların da sağlıklı olması lazım. Şimdi Rüzbek Eke, biz bu sütü alsak Marako'yu, İstanbul'a götürsek 10 gün biz bunu içebilir miyiz? Yani faydalı olur mu gene? Bu transport tarafı kılganda cılkının sütü göpkü saktağına bulmuyordu. Cılkının sütünü iminle usulceden içkendir. Yani yerinde içmek gerekiyor. Tura biraz özgürlük etse. Yani faydası olur ama az faydası olur. Faydası bulurdu ama az bulurdu. Az bulurdu. Yani çok köp faydası olması için bu yerde içmek gerek. Bir yerde içkene sütünü kırk. Tabii içmek gerek. Ha, kımızı alıp geçse bulur. Kımızı götürsek olur. Kımızı bu. Kımızı 10 gün sonra, 20 gün sonra içsek olur değil mi? 10-15 gün olur. 15 gün olur. Peki onu kalorinlikte mi saklamak gerek? Dolgu kraniyene kısa ot, köp kosos, karması ot. Bir soğukta mı? Hazır saklam. Can hızında 1. yanvarda içse ot, tolko hanın özün teknolojisi var. Oysa teknolojisi benim karması, anda bunu göpke saklasa bulur. Cılkının sütü kesinlikle burada içmek lazım. Faydayı görebilmek için mutlaka burada içmek lazım. Ama yine de 10 gün sonra başka bir yerde götürdüğümüzde faydası daha az olur. Ve başka bir çeşidi, yani kırmızı, belli bir teknolojiye uyguladığımız zaman yıl başında bile içebiliriz bunu. Yani bozulmaz.